Unclosed'un satmaları relative clause gibi karmaşık veya karmaşık da demeyeyim de arkadaşlar, kompleks bir yapıda değil. Öncelikle onu bir anlayalım. Geçen dersimizde sizinle unclosed'ları konuştuk. Neler var, nasıl oluyor dedik. Şimdi kısaltma boyutunun to ile yapıldığını söyleyerek konumuza başlayalım. Arkadaşlar unclosed'da kısaltmalar doğrudan to ile yapılıyor. Yani bunda ing'li veya bunda having'li veya bunda fiilin üçüncü hali şeklinde kısaltmalar yok. Onu bilelim. Şimdi kısaltmalar yok dedik. To ile nasıl kısaltma yapılıyor? Dikkat lütfen. Dikkat lütfen. I don't know what I can do for you şeklinde bir ifademiz var. Bakın, what I can do diyoruz. Burada kısaltma yaptığımızda relative'deki gibi şu what yapısı gitmiyor arkadaşlar. Hani orada gidiyor diye which atılıyor, whom atılıyor, that atılıyor diye. Bunda öyle bir olay yok arkadaşlar. Bunda what olduğu gibi duruyor. I can do ifadesi yerine doğrudan to do yazıyoruz ve sorun çözülüyor arkadaşlar. Yani I don't know what to do for you diyor. Biraz yakınlaştıralım işten de. Yakınlaştıralım bakalım. Evet. İyi mi böyle? Tamam. Şimdi arkadaşlar I don't know what to do for you dedik. Gelelim buraya. They are to learn how they will operate the machines dedik. They are to learn'den sonra evet çok kısaltmadı sanki. Katılıyorum. Bunlar kısaltma adını biz koyuyoruz. Bakmayın. Onlar buna kısaltma demiyorlar zaten. They are to learn how to operate. Bakın. Olay ne biliyor musunuz? I öznesi ve burada da I öznesi var. İki özne aynı olduğunda yaptıkları şey aslında öznenin birini kaldırmak arkadaşlar. Bakın ne yapıyorlar? I var bir tane. Buraya tekrar I koymuyorlar. Can yerine to koyuyorlar. Başka bir şey değil. Devam edelim. They are to learn how they will operate. Yine bakın they özne. Şunu kaldırıyorsunuz. Will'in yerine de to koyuyorsunuz. Bütün mesele bu. They are to learn how to operate the machines. Ne diyor? Anlamı ne? Bakalım. Senin için ne yapabileceğimi bilmiyorum. Burada da I don't know what to do for you. Senin için ne yapacağım, ne yapabileceğimi bilmiyorum diyor. Aynı şey arkadaşlar. Farklı bir şey değil. Yine. Onlar diyor öğrenmesi gerekiyor. Neyi? Makineleri nasıl çalıştıracaklarını. Buyurun. Yine öğrenmeleri gerekiyor. How to operate the machine. Görüyor muyuz arkadaşlar? Kısaltma sadece to ile yapılır dedik. Bunu not olarak aldık. Başka bir olayı yok burada. Noun clause'da to geldiğinde sadece özne gidiyor. What'tır, how'dır bunlar kalıyor arkadaşlar. Where'dir bunlar kalıyor. Şimdi gelelim şuraya. They explained demişiz to buy helpful food. Dikkat lütfen. Öncelikle şu notu bir alalım. Bulunsun notlarımız arasında. Explain eyleminin devamında bir kere bir noun clause geleceğini biliyoruz. Neden biliyoruz? Bir arkadaşım yazabilir mi? Neden ben noun clause geleceğini biliyorum dedim. Explain'den sonra. Bir fikri olan arkadaşım varsa hemen bir yazı versin. Explain'den sonra noun clause geleceğini biliyorum zaten dedim. Bana şıkları vermese de. Ha yok, Tuba'yı ayrı. Tuba'yı görmesem de hayır. Nesnesi yok kısmen. Şöyle diyelim. Fiilden sonra boşluk bırakılmış. Arkadaşlar explain bir eylem değil mi? Eylemden sonra gelen boşluklar relative mi, noun clause mu dediğinde tartışması bile kalmaz. Doğrudan noun clause oluyor. Çünkü fiil var, nesne yok. Nesne işine ne görecek? Noun clause görecek arkadaşlar. O yüzden noun clause zaten gelecek. Şimdi bir tavsiye sadece. Explain'le özel olarak seçeneklerde gördüğünüzde explain'den sonra how ve why önceliğiniz olsun. Evet, relative isimden sonra noun clause fiilden sonra demiştik. Geçen ders konuştuk hatırlarsın. Explain fiiline özel olarak da sonrasında how ve why'la sorulması yaygındır bu fiilin arkadaşlar. Ne diyor? Dikkat edersiniz. Sağlıklı yiyeceklerin nasıl satın alınacağını açıkladı.
Ve yine nasıl para biriktirileceğini aynı zamanda görüyor muyuz arkadaşlar? Buradaki olay tamamen how to buy helpful food dedik. Bir şey sorayım öyle devam edeyim. Neden what gelmedi? Neden what gelmedi buraya? Bir fikir alayım arkadaşlarımdan. Buraya what gelmesini engelleyen şey nedir? Yardımcı olursa şöyle yapayım. And demeyin, and değil. Evet, arkadaşlar buy eyleminin devamında ne satın alındığı söyleniyor. Hatırlayın, geçen ders dedik ki non-clause'un içinde eksiği tamamlayın dedik. Şimdi buy'dan sonra ne diyorum? Sağlıklı gıda diyor. E o zaman ne deme anlamı yok ki, zaten verilmiş ne olduğu. O yüzden de ne yapıyorum? How to buy the helpful food diyorum arkadaşlar. Karşı tarafta da and how demiş. Bu da önemli bizim için. Bakın, how to buy and how to save ifadesi. Evet, and'den sonra da how kullanılması bir ipucudur. Yer yer bu how olduğu halde burayı what da görebilirsiniz. Ama şurada nesne asla olmaz arkadaşlar. What kullandığınız takdirde. Tamam mı? Peki. Bunu geçiyoruz arkadaşlar. Bunu geçiyoruz. Gelelim diğer sayfamıza. Diğer sayfama geleceğim ama birkaç saniyenizi alacağım. What olma ihtimali şundan dolayı var. And var diye sağda how, solda da how olacak diye illa bir şartımız yok. Ha, olur mu? Olursa iyi olur. What da olabilirdi. Ancak arkadaşım sormuş, onu açıklıyorum. Buraya what diyebilmeniz için şunun nesne olarak verilmemiş olması lazım. Tamam mı? Evet, aklınızda bulunsun bunlar. Arkadaşlar non-clause sınavlarda gramer sorusu olarak doğrudan çok fazla çıkmaz. Ama that boyutuyla, özellikle that boyutuyla yarım cümlelerde görürsünüz, çok görürsünüz yani. Yarım cümle sorularında. Gramerde çok fazla artık görmüyoruz. Avantaj mıdır? Valla yapabiliyorsanız avantajdır. Ama değilse yarım cümlelerde kullanmayı öğrenelim. Evet. Devam ediyorum. Şimdi kaldığım yerden. Bakın. They don't know şeklinde bir ifademiz var. Sayfa daha fazla büyümüyor mu diyor. Sayfa daha fazla büyümüyor. Deneyelim. Büyüyorsa büyütelim biraz daha. Yok yani click meeting bu işi birazcık yeni modern yapayım derken arkadaşlar kullanımı zorlaştırmış. Evet. Şu an daha mı iyi? Görebiliyor musunuz şu anki haliyle? Hiç büyümedi mi? Büyümesi mümkün değil ya. Büyüdü. Şöyle bir bakayım. Şimdi büyüdü mü arkadaşlar? Şu an görebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar bunu bugünlük böyle idare edeceksiniz. Bu arkadaşlar yazışmamız lazım bizim. Sistemi farklı bir hale getirmişler çünkü. Evet, ben okurum size, problem değil. Şimdi arkadaşlar az önceki soruyu kaçıranlar için benzer bir soru. Benzer bir soru. Okunuyor mu şu an? They don't know. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? They don't know to do. Tamam, yani şimdilik bunu da halledelim de yeni sistemi beğenmediğimi itiraf edeyim. Şimdi bakın az önce diyordum ya arkadaşlar. Neden buraya what gelmedi diyordum. Siz dediniz ki hocam buy'dan sonra nesne vardı gelmedi. Hatta hemen şöyle bir şey yapalım sizinle. Bir geriyi bir açayım. Ondan sonra konuşalım sizinle. Bakın şimdi arkadaşlar. Buy'dan sonra ne geldi? Nesne. Nesne geldiği için buraya what yazamıyorum dedim. Olay buydu. Şimdi izleyin bakın. Burada buy'dan sonra nesne var. Şimdi ne olacak ona bakalım birlikte. Evet. To do. Do'dan sonra herhangi bir şey var mı? Do'dan sonra. Do yapmak.
Ne yapmak dediğimde devamında research gibi, homework gibi, sports gibi, exercise yok. Do'dan sonra bir şey yoksa ilk yapmanız gereken şey buraya ne yazmak arkadaşlar? What yazmak. Var mı seçeneklerde? Evet var. What. Ne demiş oluyoruz? They don't know what to do. Ne yapacaklarını bilmiyorlar diyor. They don't know what to do arkadaşlar. Böyle oldu. Peki ben buraya to do yazdım. Hocam diyeceksiniz burada how da yok. Mesela ne bileyim which de yok, when de yok. Niye biz what'a gittik? Hatırlayın lütfen. Önce özneyi sonra nesneyi tamamlamak zorundasınız demiştik arkadaşlar. Who ve what. Kısaltmalarda who zaten mantıklı değildir. Öznesi ortak olduğu için özne vardır burada. O yüzden hemen what eksiğini tamamlıyorsun. What to do diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki devam edelim. Devam edelim. Şimdi noun clause ifadeler ever alarak bağlaç rolü üstlenebilirler. Bakın noun clause'larda ever gelerek bağlaç dedik. Yani virgüllü kullanılabilir noun clause'lar arkadaşlar. Virgüllü kullanılabilir. Nasıl o? Bakalım beraber. What ne idi? Whatever olunca her ne? Whatever you know dediğimde her ne bilirsen bil ya da her ne biliyorsan demektir. Whatever you know. Devam edelim. How nasıldı? However, her nasıl anlamına geliyor. However you solve the problem, problemi nasıl çözerseniz çözün demiş oluyorsunuz. Ve karşıya normal yine öznesiyle yüklemiye tam bir cümle geliyor. O yüzden ever'lı yapıların virgülle ayrılıp karşı tarafa yeni bir cümle yazılması bir bağlaç mantığında kabul edildiği için ne dedik? Ever alarak bağlaç rolü üstlenebilirler. What, whatever'dır. Where, wherever'dır. When, whenever'dır. Burada önemli olan şey bir fark etmezlik mesajı vermesidir. Ever'lı cümlelerin. Yani whatever you do, ne yaparsan yap, sonuç değişmez demektir. However you solve the problem, problemi nasıl çözersen çöz, sonuç yine aynı, bir şey değişmez demektir arkadaşlar. Ever'lı yapıların temel felsefesidir bu. Fark etmez, bir şey önemli değil bizim için. Bakın şimdi. Whatever geldi buraya. Whatever you do. Ne demek whatever you do? Buraya kadar söyleyin bana. Whatever you do. Whatever you do. Yazabilirsiniz lütfen. Düşündüğünüzü yazın arkadaşlar. Anlaşılmayan yer varsa fark etmiş olalım. Whatever you do. Ne yaparsan deyip kaldık mı? İmleç mi nerede? İmleç görünüyor ya, görünmüyor mu şu an? İmleç'i göremiyor musunuz arkadaşlar? İmleç'i görüyor musunuz şu anda? İmleç'i göremiyoruz derseniz beni sıkıntıya sokarsanız. Bakayım şurada ne varmış. Dur bakayım, buldum galiba. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an görünüyor İmleç. Lütfen evet deyin. Tamam. Evet ya, nasıl bir şey yapmışlar, karman çorman olmuş. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Whatever you do, her ne yaparsan yap demektir. Evet, her ne yaparsan yap. Yapadı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? iPad, artık iPad'de bilemiyorum arkadaşlar. To cope with these hardships. Buraya kadar okuyorum, takip edin. Bu zorluklarla baş etmek için ne yaparsan yap. Bakın whatever geldi, virgüle dikkat. Karşı taraf ne diyor? It will be useless in short term. Yararsız olacak, işe yaramayacak kısa vadede. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ever'lı yapının kullanım mantığını. Ever'ı getirdik. Karşı tarafta ne diyor? İşe yaramayacak diyor yani. It will be useless yani. Gördüğünüz üzere. Tamam mıyız arkadaşlar? Peki. Devam ediyorum sonrasında. Bir diğer ifade. Şimdi bakın.
Comes up. Geldik. Fiilimiz var. Görüyor musunuz? Fiil. O zaman bu bir noun clause demektir. Ne eksik şu an noun clause'da diye sorsam? Ne eksik noun clause'da diye sorsam? Alttan ben de bakıyorum da arkadaşlar büyümüyor diyorlar. Görebiliyorum. 76 şu an 76 daha da büyütüyorum ama bir şey değişmiyor diyor arkadaşlar. Sadece bende değişiyor. Sizde değişmiyor görünüyor. Peki. Okumaya devam edeyim. Arkadaşlar bakın burada özne yok. Kam bir fiil, öznemiz yok. Görüyor musunuz? Özne yoksa ilk önce akla gelecek şey seçeneklerde hangisi olur? Hangisi olur? İki şey var zaten. İki şey var zaten. Üçüncüsü yok. Ya what diyeceksiniz ya da whoever. Whoever who. Evet who zaten yok. What ya da whoever. Arkadaşlar bir şeyle gelmek, bir şeyle ortaya çıkmak what'ın yapabileceği bir şey değildir. O yüzden ne diyoruz? Whoever diyoruz. Her kim yeni ve yaratıcı bir kavramla, projeyle neyse gelirse, görüyor musunuz? Her kim bununla çıka gelirse ne yapıyor arkadaşlar? Hak ediyor. Büyük bir altın yıldızı diye bir ifade var burada. Anlaştık mı? Non-clause olduğunu anladığımız anda eksiği tamamlıyoruz. Burada da eksik who idi. Who olsa da olurdu ama ever kullandık. Gördük mü arkadaşlar? Özne olarak verdiğimiz durumlarda ever'ı tercih edin. Benden de size küçük bir tavsiye. Dedik. Geçelim bakalım. Bunu da geçelim. Bunu da geçelim. Şimdi. Evet, sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi. Bugün sizinle bir bağlaçlar konusuna giriş yapacağım. Bu arada hızlı bitiyor. Şu grameri bitireyim de ben konu anlatmayı çok seven bir insan değilim. Soru çözmeyi daha çok severim arkadaşlar. Teorimiz bitsin hızlı bir şekilde. Bağlaçlar olayı bizim için önemli, son derece önemli hatta. Bunu da bitirelim. Artık grameri aşağı yukarı bitirmiş olacağız zaten. Ondan sonrasında devam eden bir iki konumuz olursa artı yarımlar, ilgisizler şeyler başlar. Ama soru çözmeye başlamak istiyorum bir an önce teoriden çıkıp. Şimdi şu bağlaçlarla ilgili önemli bir bilgi vereyim size. Arkadaşlar bağlaçlar sınavda gramer sorularının içerisinde, gramer diyorum bakın ilk 21 sorudan bahsediyorum. Clause'ları da katın bunun içine 24-25 soru olsun. Yarımlara kadar yani arkadaşlar. 6 artı 2 daha katın 8 taneye yakın soru geliyor gramerde. Sadece gramerde. Yarım cümle soruları 8 ve 10 tane çıktığını düşünürseniz arkadaşlar neredeyse tamamı bağlaçla, bağlaç bilgisiyle çözülüyor. O yüzden bağlaç dediğimiz anda bizim karşımıza hiç yoksa 15 soru çıkıyor arkadaşlar. Bu 15 sorunun doğru anlaşılması yani rahatlıkla şıklara ulaşılması için bağlacın ne olduğu, nasıl çalıştığı bilinmeli. Peki, şimdi bağlaçları kelime gibi öğrenmek zorundasınız. Önce onu söyleyeyim. Hangisi ne anlama geliyor? Bunun listesi kitabınızda var. Listesi var kitabınızda. Ama daha önemli bir şey söyleyeyim. Bağlaçların hangi gruba ait olduğunu bilmek bağlacın kendisinden de önemli arkadaşlar. Bağlacın hangi gruba ait olduğunu bilmek. Yani ben seçeneklerde oldu gördüğümde bunun zıtlık grubundan olduğunu bilmeliyim. Yani o yüzden size gruplu halde verdim bunları. Hangi grupta ise o grubun kurallarına göre çalışır arkadaşlar. Hangi gruptaysa o grubun kurallarına göre çalışır. Kendilerine ait artık bir işleyişi vardır bu grupların. Diğerlerinden ayırt edici olarak. Şimdi zaman bağlaçları diye başlayacağım. Zaman bağlaçları diye başlayacağım. Bunlar üzerinde kısa kısa bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Sonrasında sebep, zıtlık, koşul vesaire diye konuşacağız bunları. Not almanız gereken her yerde not alın lütfen. Sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Bu listeyi unutmayın.
Daha sonra gerekirse fotokopisini çektirin, asın bir yere. İşinize yarayacak çünkü bu liste bizim karşımıza çıkacak. Evet. Şimdi zaman bağlaçları diye başlıyorum. Zaman bağlaçları dediğimizde, zaman bağlaçları dediğimizde önemli bir şey. Hangi grubun zaman bağlacı olduğunu anlamak için size bir yol söyleyeyim. Bağlaca ya da cümleye diyeyim. Ne zaman diye soru sorduğunda size mantıklı cevap verebilen her şey zaman bağlacıdır. Bakın beraber deneyelim şimdi. When dığında demek değil midir? Evet. Ne zaman diyorum? İşte işlemler tamamlandığında when zaman bağlacıdır. While iken demek değil midir? Evet, soruyorum. Ne zaman çalışırken zaman bağlacıdır. After ne demek? Yeri geldiğim sorayım arkadaşlar. After ne demek? Hadi şimdi sonralar yazılsın da bir göreyim. Sonralar yazılsın bir göreyim. Evet, after ne demek? After'den sonra demek. Sonra demeyin lütfen. After'a sonra derseniz işler karışabilir. Den sonra. Sağdan başlar çevirisi after'ın. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Ne zaman diye sorduğumu düşünün. Ne zaman diye sorduğumu düşünün. Cevap ne işte? 2015'ten sonra. Misal. 2020'den sonra. Cevap var mı? Var. As soon as ne demek mesela? Irırmaz. Ne zaman diye soruyorum. İşte sen kapıyı kapatır kapatmaz. Arkadaşlar farkında mısınız? Ne zaman dediğimde mantıklı cevaplar geliyor. Peki deneyelim. Deneyelim. Because. Den dolayı demek. Den dolayı. Soruyorum. Ne zaman? Bu konuda yeterli çabayı göstermediğinden dolayı. Oldu mu sizce? Olmadı. Veya oldu, e rağmen. Ne zaman diyorum? Çok çaba göstermesine rağmen. E ne oldu? Olmadı. Arkadaşlar, ne zaman sorusuna cevap verebilen ya da mantığa az çok oturan ifadeler zaman bağlacıdır. E peki, hocam ne işime yarayacak ben bir grubun zaman bağlacı olduğunu anlamam? Ne işime yarayacak? Arkadaşlar, zaman bağlaçları zaman uyumunu şart koşan tek bağlaç grubudur. Zaman uyumu dediğimiz şey, ta zamanların tenslerden bahsederken verdiğimiz şeydi. Ne diyorduk ona biz zaman uyumuna? Eğer bir taraf presentsa düşünün, şu birinci cümle olsun, bu da ikinci cümle. Burası present olursa burası present veya future oluyordu. Burası past olursa burası past oluyordu. Kural buydu. Bu kural zaman bağlaçlarında gördüğümüz şart olan kural. O yüzden de şıklarda zaman bağlacı gördüğünüzde ilk bakmanız gereken şey bir zaman uyumu var mı? Çünkü bunu şart koşan tek bağlaç grubudur. Diğer bağlaçlarda izin alarak geçişler yapabilirsiniz. Ama zaman bağlacında bunu yapamazsınız. Peki, zaman bağlacı grubunda sadece siz kendine özel çalışır. Neden kendine özel çalışır arkadaşlar siz? Var mı bir bilgisi olan? Siz'e niye kendine özel dedim? Zaman bağlacı ama kendine özel bir istisnası var bunun. Uyumu bozabilir. Bozar zaten yani. Peki neydi sinsin kuralı? Hatırlatabilecek arkadaşım var mı? Sinsin neydi kuralı? Evet, sanırım Osman Bey yazıyor görünüyor şu an. Birkaç arkadaşım daha. Doğru, belirli zaman aralığı. Tamam Osman Bey. Zaman aralığı katılıyorum. Peki sizin zaman formülünü istiyorum. Evet, zaman formülü neydi? Arkadaşlar Sefa Bey de yazdı. Bakın mesajlarda. Sizin yanına iki gelir. Karşıya have has 3 gelir. Evet, Namık Bey de yazdı. Şimdi bakın arkadaşlar, şunu demek istiyorum.
İki past tense, mesajlar bölümüne bakın. Mesajlar bölümüne. İki past tense, have has üç, present. Arkadaşlar bir taraf past, bir taraf present. Zaman uyumu yok. Ama işte bu since özel bir kullanımdır. Sadece bu şartlarda çalışır since. Den beri anlamına gelirken. Bunun dışındaki bütün zaman bağlaçları uyum şart koşarlar. Tamam. Anladık herhalde bunu. Hatırlayamayan arkadaşlarım varsa tense'ler bölümünde present perfect grubunda since'in notuna bir baksınlar kitaptan. Vardı. Çok önemli ve hayati bir bilgi. Zaman bağlaçları dediğimiz bağlaçlar kendi cümlelerinde will, would. Karşı tarafta ise have, has, 3 ya da am, is, are, ing almasınlar. Almasınlar. Yani when'in yanına will ya da when'in yanına will ya da would yazmayın. Karşıya da have, has, 3 ya da am, is, are, ing'den mümkün olduğu kadar kaçının zaman bağlaçlı sorularda. Ben örnek olarak verdim ben. Bu şu demektir. Size until ile bir soru sordu. Until'in yanında will, would kullanamazsınız. Zaman bağlacıdır. Ama tabii bunu bilmek için until'in zaman bağlacı olduğunu bilmeniz lazım. O yüzden diyorum arkadaşlar, şu gruplar bizim için son derece önemli. After, before, until, as soon as, the moment, the minute, the instant, bunların hepsinin zaman bağlacı olduğunu bilmek zorundasınız. Lütfen kulağınıza küpe edin. Şu bağlaçlar olayını yutun arkadaşlar. Hocam gramerde ben bir türlü anlaşılıyor okuyorum, yapıyorum, dinliyorum ama bir türlü grameri oturtamıyorum mu diyorsunuz? Bırakın bütün grameri. Oturun bağlaçları öğrenin arkadaşlar. Bakın bu kadar net konuşuyorum. Gramerin neredeyse %60'ıdır bağlaç. Geriye kalan 40'ı gramerin geri kalan bölümüdür arkadaşlar. Bunu bilin. O yüzden de öncelikle bunları kelime kelime ezberleyin gerekirse. Dedim ya fotokopisini çektirin bir sayfanın bulunsun birkaç farklı yere alsın. Ama daha da önemlisi gruplarını öğrenin. Bakın ben yarın soru çözmeye başladığımda, yarındaki kastım mecazi arkadaşlar burada. Soru çözmeye başladığımda benden sık sık şunu duyacaksınız. Evet arkadaşlar A grubunda A şıkkında since görüyorum. Hangi gruptan da since? Ne bağlacıydı since diyeceğim. Bana otomatik olarak söylemeniz gerekiyor ki bir adım öteye gidebilirim. Veya diyeceğim arkadaşlar burada ben in addition to görüyorum. Ne bağlacıydı bu? Zıtlık mıydı? Üstelik miydi? Nedir bunlar? Bunları bana söylemenizi bekleyeceğim. Öyle ilerleyeceğiz gramer sorularında arkadaşlar. Evet, bunu lütfen dikkate alın ve şu notları da mutlaka öğrenin arkadaşlar. Zaman bağlaçlarında hemen yanında will would, karşıda have had üç, am is are ing'den mümkün olduğu kadar kaçının diyorum. Tamam mıyız? Evet, tamam. Şimdi geldik buraya. Birer birer konuşalım. Yani önemli gördüğüm için bütün bağlaçları birer birer konuşmak istedim arkadaşlar. Notları da kitaba da aldım zaten bunları. Şimdi when ile başlıyorum. Bakın when'in sınavlarda karşınıza çıkabileceği durumlar bunlar. When'in karşınıza çıkabileceği durumlar. Nedir bunlar? Bir. When the leaders have an agreement on the terms, a new period will start. Devamının önemi yok. Bakın şimdi. When zaman bağlacı. Have present. Will karşı taraf. Uyum var mı? Evet var. Uyum var. Ne demiş oluyorum? Liderler maddeler konusunda bir uzlaşmaya vardıklarında yeni bir dönem başlayacak. Ne? İki ülke arasında diyor. Peki bu klasik çıkışı. When klasik bu şekilde çıkar karşımıza. Peki arkadaşlar, başka nasıl çıkar? Buyurun. Şu kullanıma özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. When invited. When invited. Ne demek when invited?
Davet edildiğinde. Arkadaşlar, zaman bağlaçlarından when doğrudan pasif kısaltmayla kullanılabilen birkaç bağlaçtan birisidir. When invited demek davet edildiğinde demek. ÖSYM bunu birçok defa when compared'la denedi. Karşılaştırıldığında, when compared to the USA, Amerika ile karşılaştırıldığında diye bir ifade kullandı mesela. When seen, mesela görüldüğünde, anlaşılıyor mu arkadaşlar? When analyzed çıktı bir defa, analiz edildiğinde gibi. O yüzden de when'in doğrudan 3 ile kullanılabildiğini lütfen bilelim. Başka? When under risk, doğrudan bu şekilde prepozisyonla da kullanabilirsiniz. When under risk, risk altındayken. Bitti, cümle gibi bir şey yok ama doğrudan prepozisyon ve isimle kullanılabilir when. When under risk. When at home, evdeyken. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? When in the room, odadayken. Bunların hiçbir sakıncası yok. Yine when easy, kolay olduğunda. Kolayken demektir. Sıfat gelebilir benden sonra. Ben bu şekillerde çıkar karşınıza sınavda. Bunların lütfen nasıl kullanıldıklarını öğrenerek girin sınava. Bağlaç diyorum. Bağlaçlar son derece önemli. Benim YouTube videolarımı incelerseniz arkadaşlar YouTube kanalımızda birçok sorunun bağlaç sorusu olduğunu görürsünüz. Birçok çözümün de bağlaç üzerinden gittiğini görürsünüz. Dedim ya, önemli, önemli. Size en az 15 soru getirebilecek bir bölüm bu bölüm. Dikkatli olmakta fayda var. Bakın, en az diyorum. İlgisiz cümleler bağlaçla çözülecek. Göreceksiniz. Paragraf tamamlama bağlaçla çözülecek. Bu artı 5, 5 demektir. Dikkatinizi çekerim. O yüzden de şu bağlaçlara bir zahmet benim hatırıma hakim olun arkadaşlar. Dinliyorsunuz değil mi ya? Sessizlik çok, sessizlik çöktü ortama. Problem yok değil mi arkadaşlar? Tamam, problem yok. Peki. Ha, bu arada when once'a eşittir. Bakın, when once'a eşittir. Lütfen bunu unutmayın, iyi mi? Tamam. When once the'ında anlamı verir. When de o anlamı verir. Once'ın ayrıca bir kez anlamı da var. Cümle içinde zarf gibi kullanılabilir. Ama bağlaç olarak cümleleri bağladığında dığında anlamı verir. Şimdi bakın. When'in sınavlarımızda yaygın kullanımı tanım cümleleridir. Bu da önemli. Yani when'i birçok soruda tanım cümlesinde kullanır ÖSYM. Aklınızda bulunsun. Genel bilgi veren present simple yapılar önceliklidir when'de. Ha, illa mı? Değil. Ben olsam başka yerde kullanırım. Kullanırsınız yani. Ama bilginiz olsun. Mesela kristaller oluşturulur, yaratılır, oluşturulur diyor ya. Bakın, genel bilgi. Devam ettiğinde arkadaşlar soğutma ve kristalleşme gerçekleştiğinde, soğuma ve kristalleşme gerçekleştiğinde kristaller oluşur. Bu bizzat when'dir arkadaşlar. Dığında. Ha, when'i işaretleyecekseniz şunu mutlaka yapın. When bir zaman bağlacıdır. Burası present'sa burası da present olmak zorundadır demelisiniz ama. Evet, ben uyum var diye risk görmüyorum zaten bunu koymakta. Uyum olmasa, burası mesela will take olsa when'i kullanmanız mümkün değil arkadaşlar. Aynı sebepten until'i de kullanamazsınız. Aynı sebepten before'u da kullanamazsınız. Neden? Buraya will geldiği an buraya zaman bağlacı gelme şansı kalmaz. O yüzden Adana'yı, Denizli'yi, Edirne'yi elerim öyle bir durum olsa. Ama baktım yok. Take place, present, are, present. İki tarafta present olduğu için when denenebilir. Denemeye değer. Deniyoruz ve anlamına baktığınızda cevap olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Geçelim. Alerjiye sebep olan madde belirlendi diyor. When koyduğum anda buraya once yani belirlendiğinde yüklemle karşı tarafta will arkadaşlar. Bakın present
Future. Uyum var mı? Var. O yüzden when'i buraya yazdığınızda alerjiye sebep olan madde belirlendiğinde, görüyor musunuz arkadaşlar? Ondan kaçınmak ve bazı basit tedaviler uygulamak, tedavilere başvurmak yeterli olacaktır. Ne için? Üstesinden gelmek için. Neyin? Cilt reaksiyonlarının. Ne gibi? İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, kaşınma ve bir takım yaralar, bereler gibi. Anlaştık mı arkadaşlar? Cevap ne? E şıkkı. Once. Anlaşıldığını düşünüyorum. Düşünüyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Burada sanırım bu sayfayı tamamladım. Evet. Şimdi when buydu. Gelelim while'a. While hakkında ne biliyoruz ona bakalım. Öncelikle while'ın bir preposisyon ile kullanılan neden when değil? Hangisinde anlamadım. Burada mı? Şıkta when yoktu sanırım. Bakayım yine de. Şıkta when yoktu, o yüzden once oldu. Evet. Mustafa Bey, sanırım bunu sordunuz değil mi? Yanlış olmasın. Yani once yerine when kullansa when cevap olurdu. Olmadı. Once oldu. Hiçbir sakıncası yok yani. Tahmin ediyorum. Yok. Yok. When de koysa olur. Hiçbir sakıncası yok. Bu cümle için bilginiz olsun. Evet. Geçin yukarıya. While demiştim. Arkadaşlar while iken anlamına gelir. Evet, iken. Problem yok burada. Sınavlarımızda resmen bayıldığı bir zaman vardır while'ın. Bayılır, bayılır. Resmen arkadaşlar bayılır. Hangi zamandır bu? Was, were, ing. While, was, were, ing'i çok sever. Ama bazen was, were, ing dışında emizar ing'ye de kullanılır. Arkadaşlar, was, were, ing dışında emizar ing'ye de kullanılır. Buna da hazır olun arkadaşlar. While iken demektir. Eleştirmenler şunu 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 neyse yazıyorken demiş olursunuz. Normal cümle. Buraya were writing dediğinizde karşı tarafı da past kullanmak zorundasınız. Zaten were ile başlayan bir yüklem görüyoruz. Uyumlu olmalı. Past da past. Çünkü zaman bağlacı bu. Adı üstünde. Ve yine sınavda gelirse hoca demişti dersiniz. Arkadaşlar while yanında ing ile kullanılan çok net ve çok güzel bir bağlaçtır. When kısaltmada nasıl kullanılıyor demiştim az önce. Kitap önünüzde bakabilirsiniz. When kısaltmada nasıl kullanılıyor demiştim. Fiilin üçüncü haliyle pasif kısa. Evet, pasif kısaltmayla. While ise aktif ing kısaltmaya bayılır arkadaşlar. Tamam mıyız? Yine bir diğeri. When gibi while'da prepozisyonla kullanılabilir. While in danger. When in danger da diyebilirsiniz. Çok sakıncası yok. Tehlikedeyken. Devam ettiğimde çoğu hayvan ne yapabilir? İnsanlar için tehlikeli olabilir. Şimdi burada çok önemli bir bilgi vereyim. Ondan sonra da bir ara vereyim arkadaşlar. Tamam mıyız? Ara vereceğim. Onu da kütle bitecektim. Geç başladık. Şimdi bakın arkadaşlar. Tamam, burada özne yüklem geliyor. Sıkıntı yok zaten. While'dan sonra doğrudan ing geldiğinde ya da while'dan sonra doğrudan prepozisyon geldiğinde, bu when'de de böyle. Değişen bir şey yok. Bütün bağlaçlar için böyle. Yani yanında doğrudan fiil gördüğünüz bağlaçlarda şuna dikkat edin. Şuna. Şu fiilin öznesi virgülden hemen sonraki öznedir. Burada da aynı şey. In danger, tehlikede. Tehlikede olan virgülden hemen sonraki öznedir arkadaşlar. Bu benim ne işime yarar biliyor musunuz? Bunu söyleyeyim, sonra bir çay için. Şu işime yarar.
Adam size der ki mesela while eating sandwich der mesela. Ne demek? Sandviç yerken. Virgülden sonra A şıkkı the building diye başlar. Bina. Elersiniz. Bina sandviç yiyemez. Yine B şıkkına baktığınız arkadaşlar diyor ki a new system. Yeni bir sistem sandviç yiyemez arkadaşlar. Ama virgülden hemen sonra the children diye bir özne görürsünüz. Tamam derse buradan başlıyoruz. Önceliğimiz bu olur. Diğer ikisinin cevap olma şansı yoktur. Yani fiille sürdürülmüş bağlaçlar öznesiz olarak diyorum bakın fiil geldiyse bunun öznesi budur. Burada da özne yok mu? Özne budur arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Tamam mı? Bu önemliydi. After'da kalalım. Birazdan devam edelim. Olur mu? Peki. Ne zaman? 53 geçiyor. 5 geçe tekrar başlayalım arkadaşlar. İyi mi? 5 geçe. Haydi bakalım.